Milli Uyanış'a hoş geldiniz. Kalbi bu vatan için atan tüm Türkiye sevdalılarına öncelikli olarak selamın aleyküm. Türkiye Cumhuriyeti hangarda son 37 gününe giren Milli Savaş Uçağı Kaan'ın ilk uçuşuna hazırlık yapıyor. 27 Aralık'ta ilk kez gökyüzüyle buluşacağı açıklanan ve ilk uçuşuna 37 gün kalan Milli Savaş Uçağımız Kaan'ın ilk uçuşunu yapacağı tarih yaklaşıyor. Statik ve mukavemet testlerinden geçen Kaan'ın 27 Aralık'ta gökyüzüyle buluşması hedeflenmekte. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 projesine rakip olarak geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı olacak Kaan'ın çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Statik ve mukavemet testlerinden başarıyla geçen Kaan'ın içindeki ekstra ekipmanlar yerleştiriliyor. Hangarda ilk uçuş için hazırlıklarını tam hızla sürdüren Kaan'ın uçuş yapacağı iniş takımları da takıldı. Aralık ayı başında taksi testlerine başlaması beklenen Milli Savaş Uçağımız Kaan'ın 27 Aralık tarihinde gökyüzüyle ilk kez buluşması hedeflenmekte. Kaan'ın 5. nesil bir savaş uçağı olduğuna dikkat çeken TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, "Bu kocaman bir uçak. Hürjet'i cebine iki kere sokup çıkarıyor. İki tane de F-16'yı yanında taşır. O kadar büyük bir uçak. Şu anda Amerikalılar, Çinliler, Rusların elinde olan uçağın muadili. Avrupalılarda yok bu uçaktan. Japonya, Güney Kore uçak yaptı ama bu klasta değil. Bunu göz önüne alırsak bu stratejik bir aset. İlk uçuşla uçurabildiğimizi göstereceğiz. Yani o kadar dev yapıyı havada tutabiliyorsak, stabil olarak kontrol edebiliyorsak arkası gelir. Bu yılki en önemli hediyemiz Kaan olacak." Ahtı açık olsun ifadelerini kullanan Temel Kotil, savunmadaki stratejik aset nitelemesinin yerine başka bir şeyin geçemeyeceği anlamını taşıdığını vurgulayarak, "Bu nitelikte Kaan gibi bir ürünün yerli ve milli olmasının Türkiye Cumhuriyeti gibi jeostratejik bir konuma sahip olan ülke için hayati derecede önemli olduğunun altını çizdi. Kaan'ın motorunun, fırlatma koltuğunun henüz yerli olmadığını ifade eden Kotil, "Ancak bunların da 2028'de hava kuvvetlerine 20 uçak teslim ederken Türk yapımı versiyonlarıyla değiştirileceğini açıkladı. Kaan, ilk uçuşunu gerçekleştirdiğinde Türkiye Cumhuriyeti 5. nesil savaş uçağını inşallah yerli ve milli kaynaklarla envantere almadan önce uçuş testlerine başlamayı ve bu sayede dünyaya bir gözdağı vermeyi başaracak. Türkler bunu yapamaz diyenler, Türkiye Cumhuriyeti bu teknolojiyi üretemez diyenler bir kez daha dönüp Türkiye Cumhuriyeti'nin mühendis kadrolarının neleri başarabildiğini bir kez daha görecek. Milli Savaş Uçak Kaan'ın hazırlıkları aralıksız bir şekilde devam ederken, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu projesine rakip olması için farklı ülkelerden yeni projeler tasarlanmaya ve duyurulmaya da devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni Kaan projesini engellemek için her türlü ambargo ve yaptırımı uygulayan batılı devletlerin aksine, başka devletler de Türkiye Cumhuriyeti ile Kaan meselesinde rekabete girmeye başladı. Türkiye'de milli muharip uçak için geri sayım devam ederken, yerli savaş uçağına başka bir ülke tarafından yeni bir rakip açıklandı. Orta Doğu'nun en kapsamlı sivil havacılık fuarları arasında yer alan Dubai Air Show etkinliği öncesinde Sputnik'e açıklamalarda bulunan Rostec basın servisi, Rusya'da 5. nesil Checkmate hafif avcı uçağının ilk örneklerinin üretimi için hazırlıkların başladığını bildirdi. Hafifliğiyle birçok savaş uçağına göre fark yaratacağı açıklanan Checkmate'in ilk prototip tasarımı 2021 yılında tamamlanmıştı. Checkmate'in tek motorlu, hafifletilmiş bir uçak olduğuna dikkat çeken Rostec açıklamasında, yapılan çalışmalara göre ilk uçuşun zamanlamasının da ayarlandığı projede değişiklikler yapılmış olup, mevcut durumda tasarım dokümantasyonundan üretim aşamasına geçilmiş ve ilk numunelerin üretimi için hazırlıklar başlamıştır ifadeleri kullanıldı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Kaan savaş uçağına harıl harıl rakip geliştirmeye devam ediyorlar değerli takipçilerimiz. Bunu yapıyorlar çünkü Türkiye'nin bu pazar payını kapmasından ve dünyada savaş uçağı sektörünün tamamen değişmesinden korkuyorlar. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya hükümranlığıyla devam eden dünya savaş uçağı pazarında Türkiye Cumhuriyeti'nin hem maliyet açısından hem de teknoloji açısından rakip bir platform üretmeye hazırlanması bu devletleri endişelendirmeye devam ediyor.
Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyeti'nin Kaan projesini engellemek için her türlü ihaneti yapsa da Rusya da Türkiye Cumhuriyeti'nin bu hamlesine karşılık olarak kendi savaş uçağını geliştirmeye çalışıyor. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek ve yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ve altyapının oluşturulması amacıyla başlatılan Kaan projesinde ana yüklenici olan TUSAŞ aralıksız bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor ve inşallah çok yakında bu uçağı gökyüzüyle buluşturmaya hazırlanıyor. Türkiye'de yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarında kazanılacak kabiliyetlerle Türkiye Cumhuriyeti, dünyada ABD, Rusya, Çin gibi 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacak. Kaan'ın Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan diğer savaş uçakları, insansız hava araçları ve havadan ihbar ve kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer uçar unsurlarla ortak harekat edebilme özelliğine sahip olması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki en güçlü hava muharip unsuru olması hedefleniyor. Kaan'ın geliştirme projesi 2016 tarihinde imzalanan sözleşmeyle gerçek bir projeye dönüştü ve TUSAŞ başta olmak üzere firmalarımız Kaan savaş uçağımızı oluşturmak için 2016'dan beri aralıksız bir şekilde çalışmaya başladı. TUSAŞ, projenin ana hedefleri doğrultusunda ülkemizin muharip uçak tasarımı, üretimi, entegrasyonu, sertifikasyonu, bakım ve idamesine yönelik bilgi ve tecrübesini artırmak için tüm milli imkanlardan yararlanma yönünde azami gayret gösteriyor. Kaan savaş uçağımızda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın isterlerini karşılayabilecek çift motorlu konfigürasyonun seçilmesi, hiçbir maliyetten kaçınılmadığını ve Kaan savaş uçağımızın performans değerlerinin beklenenin de ötesinde olabileceği anlamına geliyor ki, Türkiye Cumhuriyeti bu tarz projelerde gerçekten elini korkak alıştırmamasıyla ve dünyadaki muadillerinin çok ötesinde projeleri tamamlamasıyla ünlenmeye başladı diyelim. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı yazmaktan çekinmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve bu tarz videoların devamı için katıl butonu üzerinden bizlere ve kanalımıza destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ya Kahhar!